Abdest aldığımız yer hemen tuvaletin çıkışındaki el yüz yıkama lavabolarında alıyorum. Uygun mudur? Ayakta abdest aldığım için oturma durumu yok. Sağ ayağımı yıkadıktan sonra silip çorabımı giyiyorum. Sonra sol ayağımı yıkıyorum. Bu durumda da caiz oluyor mu diye sormuşlar hocam. Daha önce de cevap vermiştik silme evet. konusuna ama. Yani abdestte tabii ki e, tuvaletin dışındaki abdest için Hı -hı. tahsis edilmiş alanlarda abdest almak daha uygundur. Ama bunun yanı sıra e, mecburiyetle alakalı böyle bir yerde abdest almakta da mani bir durum yok. Yeter ki üzerinize necasetin sıçramasına mani olun. Hı -hı. Yani bedeninize e, veya herhangi bir uzvunuza necaset sıçramasın. Bu şekilde buna titizlik göstererek abdest alınırsa abdest sahi olur. Evet. Kurulama meselesine gelince de yine Hanefi mezhebine göre peş peşe yapmak şartı yoktur bir de bu sünnettir bir uzuv kurumadan diğer uzuvu yıkamak da Hanefi mezhebine göre sünnettir ama bu kurumaktan kastedilen edilen araya fasıla koymaktır Yoksa harici bir etken ile kurulamak hmm. değil havanın çok sıcak olması veya bir bezle kurulama şeklinde olursa bunda bir mani yani bu keraat alakalı hmm. veya bu sünneti terkle alakalı bir durum değildir. Hmm. Ee, tabii ki bu gibi yerlerde abdest alan kimseler oturacak mahalle olmadığı için evet. ayağını yıkadığın zaman ıslak ayakta da ayakkabısını giyemeyecek çorabını giyip mecburen ayakkabısını giyip diğer ayağını yıkaması gerekiyor. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ancak şunu ifade etmek isterim. E, kurulayacağı şeyi bazılarını görüyoruz. Çoraplarıyla kuruluyorlar. Hmm. Ve o çoraplarını tekrardan yiyorlar. Evet. Oysa e, abdest alındıktan sonra abdest uzvundan artan su may müstammeldir. May müstammel hakkında ulemanın farklı görüşleri vardır. Tercih edilen görüş necis olmamasıdır. Hmm. Ama en azından keratten hali de değildir. Bu sebeple e, ye çorabımızı giymeden önce peçete tarzı bir şeyle Ayağımızı kurulayıp hmm. o şekilde çorabımızı giymemiz veya kurulayacağımız bir şey varsa da onu hariçte bırakarak, kendi yani hmm. kendi üzerimize almayarak, yani namaz kılarken en azından üzerimizde maymüslamel olmasın. Evet. Veya çorabımızı giyerken, ayağımızı kuruluya kuruluya çorabımızı giyersek, çünkü maymüslamel vücuttan ayrılmakla olur. Vücutta bulunduğu müddetçe o su maymüslamel değildir. Bu sebeple o şekilde yani çorap giyildiği zaman belki şöyle bir soru akla gelebilir. Çorap da ıslanıyor. O zaman o da maimüsamir olmuyor mu? Olmaz. Evet. Çünkü vücuttan ayrılmış değildir. Vücut üzerinde kabul edildiğinden Yine dolayı yapışık duruyor. yapışık duruyor. Bu sebeple bu vesileyle de maimüsamir konumundan da kişi kaçınmış oluyor. Buna dikkat edilmesini tavsiye ederiz. Ama onun haricinde namazın veya abdestin ile alakalı bir problem de yoktur.